Yoksa da karşısında kim var? Efendim Hazreti Ali var. Ondan pişmanlık duyuyor. Niye kavga ediyorlar? Niye savaşıyorlar? Efendim ediyor ama bakın bugünküler gibi birbirini kafir mafir ilan etmiyorlar. Hazreti Ali savaşı kazanıyor. Ondan sonra da annem diyerek izaz ve ikramla onu alıyor. Refakatçilerle evine uğurluyor. Saygılar içinde. O savaşın sebebi nedir? O savaşın sebebi... Basra'da oluyor bu savaş değil mi? Basra'da olmuş galiba. Tabii Hazreti Ayşe Mekke'den çıkıyor. 3000 kişiyle Basra'ya geldiğinde 30.000 kişi. Hazreti Ali Medine'den çıkıyor. O da 30.000 kişiyle. Peki niye Basra'ya gidiyorlar? 20.000 kişi. Efendim o sırada orada oluşmuş. Tabii Medine'de böyle bir savaşı vermek zor. Medine peygamberin hatıralarını, kokusunu daha taşıyor. Orada kimse böyle bir şeye pek girişemiyor. Kaldı ki yani orada bir içtihat farkı yüzünden ki sonra Hazreti Ayşe dünyaya gelmeseydim de Ali'ye karşı çıkmasaydım diyor. Kendisi zaten hükmü vermiş. Hayatımın en büyük hatası filan demiyor. Keşke doğmasaydım ve Ali'ye karşı çıkmasaydım. Niye savaşmışlar? Tam nedeni ne? Efendim Hazreti Osman'ın ölümü üzerine Muaviye fitnesiyle Osman'ın katillerinin bulunması ve kanının heder edilmemesi, katillerin cezalandırılması, bu atıldı ortaya. Raşid halifelerin dördüncüsü, üçüncüsü katledilmiş, katilleri bulunmuyor. Böyle bir hava yaratıldı. Çünkü Şam merkezli Emevi fitnesi işte orada başlıyor zaten tahribatına. Niçin bu tahribatı yapıyor? Hazreti Ali'yi zor durumda bırakmak için. Çünkü Hazreti Ali'yi hemen biat edilmiş. Devletin başına getirilmiş. Problem çıkarıyor. Çünkü Hazreti Ali problemsiz birkaç yıl Müslümanları ve devletini yönetirse ondan sonra Emevi melanetine hayat hakkı kalmayacağını biliyor adam. Bunu kırmak istedi. Ve maalesef kırdı taktiği. Ve orada Hazreti Ayşe'yi kullandılar. Hazreti Ayşe enteresandır. Bir yandan Hazreti Osman'ın katlinde dahli olmakla itham ediliyor. Çünkü kardeşi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in dahli olduğu söyleniyor. Yani Hazreti Osman'ın yerini basan ve o hareketi yapanların içinde. Hazreti Ayşe'yi bir yandan itham ediyorlar, bir yandan da diyorlar ki Osman'ın katillerinin bulunmasından rahatsız mı oluyorsun? Hayır. Tabii burada şahsi kaprisler var, iktidar hırsı. Maalesef. Talha, Zübeyr, onlar ayrı bir hilafet iddiasında, onlar da Hazreti Ayşe ile birleşiyorlar. Peki mesela merak ederim hep, Hazreti Ayşe halife olabilir miydi? Hayır, olamazdı. Çünkü öyle bir gelenek yok, dinler tarihinde de yok, orada da olmazdı. Yani bunun telaffuz edildiğine bile tanık olmuyoruz. Hazreti Ayşe'nin öyle bir iddiası da yok zaten. Ama bir ordu kumandanlığı yapmış ve 30.000 kişilik bir orduya kumanda etmiştir. Bugün 21. yüzyılda bazı Müslüman ülkelerde kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Tek başına sokağa çıkamıyoruz. Şimdi bakın nereden nereye ne hale gelmiş. Hazreti Ali Hendek dedik, Savaşı'nda da kadınların hepsi kaledeyken Hazreti Ayşe çıkmış, savaşa katılmak istemiş. Hazreti Ayşe bütün savaşlara katılmıştır. Bedir'e katıldı mı katılmadı mı tartışmalı bir rivayettir. Diğer bütün asr-ı saadettekilerin, peygamberimizin verdiği savaşların katılmış. Hemşirelik görevi yaparak. Hazreti Ali dedik. Hazreti Ali'nin bizim de bugün mustarip olduğumuz meseleleri bir büyük ihtişamla nitelendiren ve yanlışları deşifre eden bir sözü var. Diyor ki Emevilerden bahsederken. Emeviler diyor İslam elbisesini giydiler. Tabii hepsi biz Müslümanız diyor. Yalnız diyor ters çevirerek giydiler. Bugün de Müslüman dünyanın sıkıntısı budur. İslam elbisesini giyiyorlar, giyiyoruz ama ters çevirerek giyiyoruz. Şu İngiliz kumaşı ceketini Sen böyle giydiğin zaman sana bir itibar veriyor. Prestij sağlıyor. Saygınlık kazandırıyor. Ters giyersen deli derler. Ters giy, çık İstiklal Caddesi'ne. Deli derler. Seni rezil eder. Hah. Hazreti Ali'nin dediği budur ve bugün yapılan da budur. Ali'yi takip ediyorum diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Ehli sünnettenim diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Bu elbisenin düzünü Müslümanlara giydirecek bir tek kaynak var. Kur'an-ı Kerim.